Piyasa ekranına hoş geldiniz. Bugün 22 Haziran Çarşamba, ekonomi gündemindeki önemli haberlere bakacağız ve piyasalardaki son durumu aktaracağız. Tüketici güven endeksiyle başlayalım. Günün tek verisi belki de Haziran ayında tarihinin en düşük seviyesini gördü. Türkiye İstatistik Kurumu Haziran ayına ilişkin tüketici güven endeksini yayımladı. Açıklanan verilere göre endeks %6,2 oranında düşüş göstererek 63,4 değerine geriledi. Mayıs ayında 67,6 olan endeks Haziran'da geldiği seviyeyle bugüne kadar açıklanan en düşük değerini almış oldu. Ayrıca söz konusu dönemde hanenin maddi durum beklentisi %8,1 oranında düşüş kaydetti. Akaryakıta gelen ard arda zamların ardından bu kez bir indirim haberi var. Sektör yetkililerinden edinilen bilgilere göre benzinde 25 kuruş indirim gerçekleşecek. Fiyat düşüşü bu gece yarısı pompaya yansıtılacak. İndirim sonrası benzinin litre fiyatı ortalama 17 lira 50 kuruştan 17 lira 25 kuruşa gerileyecek. Motorin ve doğalgazın fiyatında ise bir değişim beklenmiyor. Gelir endeksi devlet iç borçlanma senedi için talep toplama süresi bugün doluyor. Senetler 24 Haziran Cuma yatırımcıların hesaplarına aktarılacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın gelir endeksli senet için tanıdığı talep toplama süresi bugün itibariyle sona erecek. Asgari tutarı 1000 lira olarak belirlenen talepler 1 liranın katları şeklinde ihraç ediliyor ve 3 kamu bankası aracılığıyla toplanıyor. GES için bakanlık tarafından belirlenen dönemsel getiri oranı %5,32, yıllık bileşik getiri oranı %23,4 olarak açıklanmıştı. Talep toplama ise 15 Haziran'da başlamıştı. İstanbul'un bazı ilçelerinde fırıncılar resmi bir karar olmamasına rağmen ekmeğe zam yaptı. Bazı fırınlarda ekmek fiyatı 5 liraya yükseltildi. Zabıtalar fiyat denetimindeydi. Un oldu 480 bin lira un. 20 gün önce 450 lira aldığım un 580 lira. Gidin fırıncıya sorun. Geldi galiba fırıncının başına ceza. İstanbul'da bazı fırınlarda ekmeğe zam geldi. 210 gram ekmeğin fiyatı 4 liradan 5 liraya çıkarıldı. Zam kararı resmi olarak alınmadı. Fırıncılar fiyat artışı için artan maliyetlerini gerekçe gösterdi. 210 gram ekmek için fiyat 4 liradan 5 liraya çıkarıldı. Ancak ekmek satışı için resmi rakam 3 lira. Yani daha önceki 1 liralık zam da resmi kararla yapılmamıştı. Ticaret Bakanlığı ekipleri Kadıköy'de fırınlara denetim yaptı. Ekipler ekmek gramajlarına baktı, fiyat etiketlerini kontrol etti. Ekmeği 5 liraya satan fırıncıya ceza, Mamünler Meslek Komitesi de fırınların fiyat artışını kendilerinin yaptığını, zam kararı alınmadığını açıkladılar. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun özel hastanelerle kısmi branş anlaşmasını sonlandırması tartışmaları da beraberinde getirdi. 18 özel hastane anlaşmasını bitirdi. Peki tedavileri bu hastanelerde devam edenlerin durumu ne olacak? Özel hastanelere göre mağduriyet ortaya çıkabilir. SGK ise biz tüm hastanelerle anlaşma imzalamak istiyoruz. Mağduriyet yaratan biz değiliz görüşünde. Sosyal Güvenlik Kurumu özel hastanelerde kısmi branş anlaşmasına son verdi. 23 hastaneden 18'i tüm branşlar için anlaşma yapmayı kabul etmeyerek sistemden çıktı. Durum hasta mağduriyeti tartışmasını da beraberinde getirdi. Sürekli bir algı var. Yani bu işte SGK tarafından sanki bir hasta mağduriyeti yaratılıyormuş gibi. Biz aksine bu hastanelerin hepsiyle sözleşme imzalamak istiyoruz. Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Derneği Başkanı Dr. Reşat Bahatsa, şimdi tedavisi devam eden veya planlanan bu hastalar mağdur olacak. Hastaların hekim ve hastane seçme hakkı ellerinden alınıyor dedi. Bir başka kritik soru da tedavileri fark ödemeden özel hastanede devam eden kanser ya da kalp hastalarının durumu. SGK Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürü Gökhan Öztürk, 7 Haziran'dan önce başlayan tedavilerin ücretsiz süreceğini söyledi. Bu branşlarda tedavisine başlanmış hastalarımızın tedavileri sonlanana kadar ne zaman sonlanırsa sonlansın faturaları yine SGK tarafından karşılanacak. 15 günlük bir ek süre koyduk bunda. Kalp damar cerrahisi gibi cerrahi gerektiren, ameliyat gerektiren ya da anjiyo gibi girişimsel işlem gerektiren işlemler de vardı. Dernek Başkanı Bahat, süre dolunca hastalar tedavilerini ceplerinden ödeyerek devam etmek zorunda kalacaklar uyarısı yaptı. SGK ise
anlaşmaya devam eden hastanelerin kapasitesine dikkat çekiyor. Bu hastaneler tüm hasta yükünün %1'ini kısmi branş anlaşmalı hastaneler kaldıran hastaneler ve bu %1'i bizim diğer anlaşmalı olduğumuz hastanelerin de kaldıracak potansiyeli olduğunu düşünüyor, biliyor, görüyor ve inanıyoruz. Gelelim piyasalara. Piyasalarda dün toparlanma çabası vardı. Hem Avrupa'da hem de Amerikan borsalarında yükseliş izledik. Bugünse hava yine biraz tersine döndü. Avrupa borsalarında %2'nin üzerinde satışlar var. Gözler Fed Başkanı Jerome Powell'ın Amerikan Kongresi'nde Türkiye saatiyle 16.30'da yapacağı sunumda olacak. Powell'ın vereceği mesajlar çok önemli. Politika mesajları dikkatle takip edilecek. Öncesinde dolar endeksi 104.5 seviyesine çıktı. Dolar bir miktar değer kazandı. İçeride de dolar 17 lira 37 kuruşu test etti. Şu an 17.35'ten işlemler devam ediyor. Euro'da işlemlerin 18 lira 23 kuruştan sürdüğünü görüyoruz. Borsa yatay negatif diyebileceğimiz bir tablo sunuyor şu anda. 2572 puanda BIST 100 endeksi %0.12'lik bir değer kaybı var. Ons altın 1826-1825 dolara kadar geriledi. Bakalım gramda durum ne? Dolar hafif yükseldi, ons düştü. Gramda 1018 lira oldu. Çeyrek altın 1671, yarım altın 3289 ve tam altında 6667 liradan el değiştiriyor. Bu dakikalarda Powell'ın konuşması dışında içeride ve dışarıda önemli bir veri ya da gündem maddesi bugün için en azından bulunmuyor. Yarın içeride para politikası kurulunun faiz kararı var. Saat 14'te onu izleyeceğiz. Amerika'da benzin ücretleri galon başına 5 dolar seviyelerinde fiyatlanıyor. Bu durum siyasetin gündeminde önemli bir yer tutuyor. Durum böyleyken Biden'ın konuya ilişkin bir çağrıda bulunacağı öne sürüldü. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden geçtiğimiz günlerde vergi muafiyeti sinyali vermişti. Biden bu düşüncesini somut hale getirmek için bir adım atmaya hazırlanıyor. Bloomberg'un haberine göre ABD Başkanı bugün gerçekleşecek kongrede benzinde geçici bir vergi muafiyeti sağlanması için çağrıda bulunacak. Söz konusu iddianın gerçekleşmesi halinde benzindeki 18,4 sentlik vergi geçici olarak kaldırılacak. Evet, Rusya-Ukrayna savaşı bir yandan enerji maliyetlerini yükseltiyor. Bu tüm dünyada akaryakıt fiyatlarını, petrolü, doğalgaz fiyatlarını artırıyor. Bir de tabii işin gıda tarafı var. Rusya-Ukrayna savaşı ile ortaya çıkan gıda krizi konusunda Türkiye kritik bir toplantıya ev sahipliği yapacak. Konu birkaç haftadan bu yana konuştuğumuz gibi Ukrayna'daki buğdayın, tahılın çıkarılması. Savaşın tarafları Rusya ve Ukrayna'nın yanı sıra Türkiye ve Birleşmiş Milletler heyetlerinin katılacağı bir toplantı var İstanbul'da. Peki savaşla başlayan bu tahıl krizine bu toplantı ve Karadeniz'deki bir koridor çare olur mu? Bu sorunun yanıtını arayacağız. Telefon hattımızda Ankara Üniversitesi Gıda Güvenliği Enstitüsü Müdürü Profesör Doktor Nevzat Artık var. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Nevzat Bey, tahıl koridoru gıda kriziyle ilgili doğan endişeleri hafifletir mi? Ne dersiniz? Nasıl bir anlaşma olabilir? Yani nasıl bir anlaşma ortaya konursa biz bu kriz artık çözülür diyebiliriz. Bütün son zamanlarda konuşulduğu gibi savaş öncesinde Rusya ve Ukrayna dünyanın tahıl ihtiyacının yaklaşık %30'unu karşılıyordu. Savaş nedeniyle bu ihracat mayın olması nedeniyle biraz zora girdi. Ukrayna dünyanın ekmek sepeti olarak anılan bir ülke ve her ay 4,5 milyon ton tarım ürününü ihraç ediyordu. Bizim ülkemizde ayçiçek tohumu ve buğday alıyorduk. Genel olarak 24 Şubat'tan sonra başlayan dönemde 20 milyon ton tahıl Ukrayna'dan dışarı çıkarılamıyor. Yani değişik nedenlerle gemilerde bekliyor. Bunun Ukrayna'dan dünya ülkelerine dağıtılması gıda kriziyle ilgili problemleri çözecek diye düşünülüyor. Yani gıda koridoruyla ilgili yapılacak çalışmanın çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Belki Türkiye'nin şu anda geçici olarak bir sıkıntı yaşaması söz konusu değil. Ancak dünyanın diğer ülkelerine de buradan ihracat yapıldığı için Ukrayna'dan ve Rusya'dan önemli ve gıda kriziyle ilgili bu konu bütün ülkelerin gündemini meşgul ediyor. Peki bu savaş
tabii ki gıda fiyatlarını çok negatif etkiledi, yükseltti. Türkiye'de de gıda fiyatlarını etkileyen bir gelişme olarak karşımıza çıktı. Bazı alanlarda bu iki ülkeden çok yüksek düzeyli ithalat yapıldığını biliyoruz. İç piyasadaki endişeleri de giderir mi böyle bir anlaşma ve fiyatların düşmesi neye bağlı sizce orta ve uzun vadede? Evet. Birleşmiş Milletler verilerine göre küresel gıda fiyatları geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık %30 arttı. Şimdi tabii sadece buğday fiyatları artmadı. Bunun nedeni lojistikle ilgili problemler var. İşte dünya petrol fiyatları arttığı için taşımadaki fiyatlar, dağıtımdaki fiyatlar ve ülke içinde dağıtımda da maliyet arttığı için buğday fiyatının artması dışında yakıt ve enerji fiyatlarının artması da gıda fiyatlarının artmasını olumsuz etkiledi. Eğer buğday sevkinde problem yaşanmaz ise ve dünya petrol fiyatlarına düşme devam eder ise fiyatlarda ucuzlama olacağını düşünüyoruz. Ama bu sefer de sıcaklık artışı, iklim değişikliği nedeniyle üretimde düşmeler olabilecek ülkeler var. Bizim ülkemizde şu anda amaçlanan buğday ve diğer tarım ürünlerinde rekoltenin geçen yıllara göre daha yüksek olacağı tahmin edilmektedir. Buğday fiyatlarının veya diğer fiyatların hemen düşmesi beklenemez ama bu olay eğer bu koridor açılırsa ve bu enerji fiyatlarında ve petrol ve mazot fiyatlarında düşme gerçekleşirse göreceli olarak gıda arzı da artacaktır ve ürün ve gıda fiyatlarında düşme olacağı tahmin edilmektedir. Ancak hemen düğmeye basmış gibi bir düşme söz konusu olamayacaktır. Ülkemiz ve bütün dünya ülkeleri bundan olumsuz etkilenecektir. Çok teşekkür ediyoruz. Ankara Üniversitesi Gıda Güvenliği Enstitüsü Müdürü Profesör Doktor Nevzat Artık hocamızdan görüşlerini aldık. Onu da ifade ettiği gibi yalnızca tabii ki bu tahılı çıkarmak Ukrayna'dan yetmiyor. Bunun bir de taşıma maliyeti var, lojistik maliyeti var. Bunlar da çok yüksek enerji fiyatlarının artmasından dolayı gıda fiyatlarının orta uzun vadede düşebilmesi için bu kısımda da işin enerji maliyeti tarafında da bir düşüş olması gerekiyor. Evet, buradan turizme geçelim. Turizmde pandemi döneminin durgunluğu atlatıldı. Akdeniz'in gözde limanlarını bünyesinde barındıran Türkiye özellikle kruvaziyer turizmde rekora koşuyor. Bunda Galata Port İstanbul'un da çok fazla önemli bir katkısı var. Galata Port İstanbul Liman İşletmeleri Genel Müdür Yardımcısı Figen Ayan, kruvaziyer turizminin ekonomiye çok önemli bir katkı sağlayacağını söyledi ve İstanbul'a çok yoğun ilgi olduğunu vurguladı. Hemen her gün bir gemi, bazen iki, bazen de üç gemi aynı anda limana yanaşıyor. Görüntüler İstanbul'un dünyaya açılan kapıları arasında olan Galata Port İstanbul'dan. Turizmde pandemi döneminin durgunluğu atlatıldı. Türkiye kruvaziyer turizminde rekora koşuyor. Biz 3 büyük gemiyi eş zamanlı buraya yanaştırabiliyoruz. Şu anda bir yaklaşık 200 sefere rezervasyon yapmış bulunuyor gemi firmaları. Bir yaklaşık 20 tane de gemi firması rotalarını buraya çevirmiş durumda. Bu da son derece kıymetli bizim için. Bu da bir takribi 450 bin yolcuya ve 3'te 1 kadar 100-120 bin tayfaya tekabül ediyor. Gelecek yıl bundan daha da iyi çünkü 250 seferle bu sefer yani daha kalabalık gelecek yani gemiler ve bir 700 bin 750 bin yolcu yani hedefliyoruz. İstanbul, Kuşadası, Bodrum, Çeşme, Çanakkale, İzmir ve Antalya limanlarına bu yılın sonuna kadar 1000'in üzerinde gemiyle yaklaşık 1,5 milyon turistin gelmesi bekleniyor. Türkiye'nin 2022 hedefinin 1,5 milyon yolcu olduğu söyleniyor ama gelişmeler bize eğer aksine bir şey olmazsa, yani tüm dünyada yeniden bir sıkıntımız olmazsa, Türkiye bu rakamları aşacaktır. Dünya kruvaziyer turizminin yaklaşık %20'si Akdeniz'de gerçekleşiyor. Bu yılın ilk 5 ayında 130 kruvaziyer 81 binin üzerinde yolcusuyla Türk limanlarına geldi. Kruvaziyer turizmi ülke ekonomisine ve birçok sektöre çok önemli katkılar sağlıyor.
Twitter'dan bir haberle piyasa ekranını noktalayalım. Dünyanın en zengin iş insanı Elon Musk'ın Twitter'ı satın alma sürecinde yeni bir gelişme yaşandı. Musk'ın Twitter'ı devralması yönetim kurulu tarafından onaylandı. Bu satışın onaylanması oy birliğiyle tavsiye edildi hissedarlar tarafından yönetim kuruluna. Bu haberle birlikte piyasa ekranını noktalıyoruz. Yeniden görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın.